Cumalı. Günaydın tavuklar, horozlar. Artık memnunum yaşamaktan. Sabah erken kalktığım zaman siz varsınız. Gündüz işim var, arkadaşlarım. Gece yıldızlar var, karım var. Günaydın tavuklar, horozlar. Necati Cumalı, Türk edebiyat dünyasına adını bu dizelerle duyurdu. Edebiyata şiir yazarak başladı. Öyküyle devam etti. Oyun yazdı, roman yazdı. Edebiyatın bu dört dalında da birbirinden değerli ölümsüz eserler var. Necati Cumalı 1921'de Makedonya'da Florina'da doğdu. Lozan Anlaşması gereği ailesiyle Urla'ya gelip yerleştiklerinde Necati 2 yaşındaydı. Urla Belediyesi'nce Necati Cumalı Müzesi haline getirilecek bu evde yaşadı. İlkokulu, ortaokulu bu kentte okudu. Liseyi İzmir'de bitirdi. Yaz aylarında tatillerini burada geçirdi. Cumalı lise tahsilinden sonra Ankara'da 1937 yılında hukuk fakültesine girdi. 1941 yılında fakülteyi bitirdi. Ankara'da kısa bir süre memuriyet yaptıktan sonra yedek subay olarak askere gitti. 1942-1944 yılları arasında Ezine'de askerlik hizmetini tamamladı. Cumalı, üniversite yıllarında çeşitli dergilere şiirler, hikayeler yazmaya başladı. İlk şiiri 1939'da Urla Halk Evi dergisinde yayınlandı. 1940'lı yıllarda Varlık, Yücel, Dost gibi önemli edebiyat dergilerinde Cumalı imzasına sıkça rastlanırdı. Varlık dergisinde yayınlanan Cumalı'nın hikayelerinden biri. Askerlik hizmeti sırasında ilk şiir kitabı Kızıl Çullu Yolunu yayınladı. Aynı yıllarda Ulus Gazetesi'ne öyküler yazdı. Cumalı Ankara'da bulunduğu yıllarda verimli bir sanat ortamı içinde bulmuştu kendini. O ortamdan kopamadı. Askerlikten sonra tekrar Ankara'ya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda önce yayın dairesinde, daha sonra güzel sanatlar bölümlerinde çalıştı. Bir yandan yazmaya devam etti. 1945 yılında Harbe Gidenin Şarkıları kitabını yayınladı. Dergilerde şiirleri, öyküleri daha sıkça yayınlanmaya başladı. Cumalı 1949 yılında memleketi Urla'ya giderek avukatlık stajına başladı. Avukat oldu. 8 yıl Urla'da ve daha sonra İzmir'de avukatlık yaptı. Avukatlık onu yaşamla karşılaştırdı. Karşılaştığı davalar ona toplumun dışarıdan görünümünü, sorunlarını sergileyen bir laboratuvar oldu. Cumalı'nın sanat hayatı Urla'da yeni bir boyut kazandı. Urla'da öyküleri, oyunları için zengin bir kaynak buldu. Pek çok eserini hayranı olduğu bu kentteki gözlemlerine dayanarak yazdı. Yazarın ünlü oyunu Derya Gül'ü bu gözlemlerinin ürünüdür. Cumalı yaşamına yazar olarak devam etmek istiyordu. Avukatlığı bir yana bırakarak kendini yenilemek için 1957 yılında sanat kenti Paris'e gitti. 18 ay kaldı Paris'te. Mine romanını orada yazdı. Otel odasında bu resmi Mine romanını yazarken çektirdi. Paris'ten 1959 yılında yurda dönerken artık yaşamını edebiyat adamı olarak kazanma kararını vermişti. Yurda dönünce İstanbul Radyosu'nda redaktör olarak göreve başladı. Sonra yayın sorumlusu oldu. 1960 yılında ömür boyu beraber olacağı Berin Teksoy'la evlendi.
1963 yılında İstanbul Radyosu'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra hayatını sadece yazar olarak kazandı. Cumalı'nın 1960'lara kadar pek çok eseri yayınlanmıştı. Güzel Aydınlık, Yalnız Kadın, Denizin İlk Yükselişi, İmbatla Gelen, Güneş Çizgisi, Değişik Gözle, Boş Beşik gibi eserlerine 60 sonrasında yenilerini ekledi. Zeliş, Acı Tütün, Viran Dağlar, Yakup'un Koyunları, Susuz Yaz, Yağmurlu Deniz, Nalınlar, Derya Gülü, Aşk Duvarı, Zorla İspanyol gibi peş peşe yazdığı pek çok oyun, roman, hikayeleri yazarın ününü sadece yurt içine değil, yurt dışına da taşıdı. Eserleri çeşitli dillere çevrildi. Susuz Yaz, Boş Beşik ve Zeliş eserleri filme alındı. Cumalı'nın eserleri yurt dışında da başarıyla sahnelendi. Nalınlar oyununun İngiltere'deki afişleri. Derya Gülü Fransız tiyatrolarında oynandı. Cumalı'nın eserleri pek çok ödüle layık görüldü. Sanatçı ilk ödülünü 1957'de aldı. Değişik Gözle adlı hikaye kitabı ile Sait Faik Hikaye Armağanı o yıl Cumalı'ya verildi. Cumalı, Makedonya 1900 eseriyle aynı ödülü 1977 yılında ikinci kez kazanacaktır. 1969'da Yağmurlu Deniz eseriyle Türk Dil Kurumu ödülü, 1982 yılında Kültür Bakanlığı Tiyatro ödülü, 1983-1984 yıllarında Yeditepe Şiir ödülü, 1978 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülü, Tiyatro ve Televizyon Yazarları Özel Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Onur Ödülü gibi pek çok ödül aldı. Cumalı ödüllerinin yanı sıra pek çok yarışmada da jüri üyesi olarak bulundu. Cumalı son yıllarda eserlerini, bütün eserleri 7 ve 8 adı altında yeniden yayınladı. Necati Cumalı, şiirden başlayarak kalemini hemen bütün yazı türlerinde kullandı. Şiir, roman, hikaye, oyun, deneme, günce dallarında 50'den fazla eser verdi. Eserleri pek çok yabancı dile çevrildi. Yabancı tiyatro grupları Cumalı'nın eserlerini oynadı. Dünyanın dört bir yanında insanlar Necati Cumalı'nın eserlerini okuyor, oynuyor, izliyor. Anadolu insanının acılarını, sevinçlerini kendi duygularıymış gibi hissediyor. Cep sineması gibi, açık hava sineması gibi filan bir yerde yaparız olmazsa, değil mi? Ona ek. Bu bölüm. Hoş olur. Bahçesi yani, herhangi bir yere. Peki burası.
buluşmamıza katılan konuklarımıza merhaba. Kültüre ve sanata verilen önemle ülkenin geleceğine inanan ve Atatürk'ten bu yana ülkemizin kültürel gelişimi için çaba veren tüm sanat kültür emekçilerine merhaba. Necati Cumalı'yı 1947 senesinde İzmir'de yaşarken tanıdım. Gençlere milattan önce gibi gelir. 1947 kaç sene olmuş. Hayatının sonuna kadar da birlikte olduk. En son toplantısı Denizli'de bir kolejin çağrısı olaraktı. Beraberdik. Şimdi toplantı açılırken onun adı geçtikçe itiraf ediyorum ki hüzünlendim çok. Ama aslında sevinmek lazım. Yaşıyor çünkü. Eserleriyle yaşıyor. Eserleriyle yaşıyor. Her şair dünyaya bakışında, doğaya bakışında yeni şeyler, yeni imgeler getirebilir ama dilinin gizini keşfetmek her şaire nasip olmaz. Alın'ın şiire başladığı yıllar 4 tane dev şair var Türkçemizde. Birisi yılların hapishanecisi Nazım Hikmet. Nazım Hikmet yaşıyor, daha da şiir yazıyor. Öteki 3 şair Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat. Yaşıyorlar ve şiir yazıyorlar. Sen şimdi şair olacaksın, Nazım Hikmet'i okuyacaksın. Sen de neler aşık olmuş, sen de neler hapse girmiş, sen de neler dünyayı tanımış, sen de neler özgürlük şairleri, şiirleri okumuş, yazmış şairi tanıyacaksın. Etkisinde kalmayacaksın. Onun gibi yazmayacaksın. Orhan Veli gibi yazmayacaksın. Melih Cevdet gibi yazmayacaksın. Oktay Rıfat gibi yazmayacaksın. Necati'nin başarısı devrimciliği budur işte. Türkçenin güzel gücünü yaratması bir. İkincisi çağdaşı şairler gibi yazmaması. Onlardan başka ses, onlardan başka duygusallık, onlardan başka dünyayı algılama biçimi yaratmış olmasıdır. Yaprak dergisinde çıktan şiirlerini hatırlıyorum. Ben de bir onuru paylaştım. Ataç Yayın Evi'nin sahibi ve yönetmeniyken Necati bir gün geldi. Bahçe Caddesi'nde elinde bir dosya. Yaşar abi susuz yazı basmıyor dedi. Susuz yazı basmıyor dedi. Masanın üstüne at. Sen basacaksın. Tabii bastım. Bastım. Ama affedersiniz, fukara bir yayın eviydi. 8.8 kal üzerine. Bilenler bilir, bir sayfaya 46 satırı sığsın da 120 sayfa kitap olsun, ucuza çıksın diye. Şimdi Metin Erksan'ın adı geçmedi. Metin Erksan filmi aldı Susuz Yazı. Kitabı ben bastım, Necati yazdı ama. Necati yazdı. Evet, kültür emperyalizmine karşı direnen bir edebiyatın temsilcisine saygılar sunma imkanı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bitmez. Bu Anadolu insanımız Yunus Emre'lerden, Karacaoğlanlardan, Pir Sultanlardan gelen geleneksel Fuzuli'lerden, Nedim'lerden, Şeyh Galip'lerden gelen saray edebiyatı da olsa Türkçenin gizil gücünü söyleyecek şairler tükenmez bu ülkede. Tükenmediği için de kültür emperyalizmine karşı savaşı tükenmez. Necati Cumali'yi yaratan bir ülkenin geleceğinden ümit kesilemez. Diyelim bir masa var önümde. Elimde bardak, oturmuş içiyorum. Bardak mı urla mı tuttum. Bardağı masaya tak, vurdum mu vurdum. Masaya dönüyorum. Urla uzak, uzak, uzak. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak. Yine urla oluyor konum. Bir ağız müzikam var. Üflüyorum, re, mi, fa, sol, la. Bir ses giriyor araya. Ya urla.
Bardak değil o baylar. Tak masaya vurdum. Hak arıyorum düpedüz hak. Bütün mahpus kasabalar, küçük ölü kentler, soyulan tarla tarla, onlardan biridir Urla. Yavaş yavaş sarhoş oluyorum.